Yedinci söz. Şu kainatın tılsım-ı mulakını açan, âmentü billahi ve bil yevmil ahiri, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetdar iki tılsım-ı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halikına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua, ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zad-ı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu timsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydan-ı harp ve imtihanda, kâr ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağaca dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nefyediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur, ona der: meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o aslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, İki güzel kokulu Gül-ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben, yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fanteziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi: hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Ha, ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi, hazır keyfimizi bozmayalım. Ha, şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Ha, şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım, der. Her bir desise ile onu iknaya çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir, der: sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan hadi yap, göster, görelim. Sonra de gel keyif edelim. Yoksa sus ey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim, bil o biçare asker ise
sensin ve insandır. Ve o aslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, birisi müziç ve hadsiz bir acz-i beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm insanı mümini zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana, huzur-u rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur-u zaman o iman tılsımı ile Sani Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havarik kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halıkının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Emri kün feyekûne malik bir sultan-ı cihana, arz tezkeresiyle istinat eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalp ile Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet, arif-i billah aczden, mehafetullah'tan telezüz eder. Evet, hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp, validemin tatlı tokadından korkarak, yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'ay-i tecelli-i rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar aczde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a acz ile sığınmışlar. Aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise, şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Bütün yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın tezyidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahretmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet, senet ise, başta namaz olarak edâ-i ferâiz ve terk-i kebâirdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül âbâd yolunda zât ve zahire, ışık ve burak ancak
Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden içtinab ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi, meyvesi ve faydası ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın. Ve fısk ve sefahate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin, eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa, söyle dinleyelim. Yoksa sus. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Allahümme nevvir kulubena bin nuril imani vel Kur'an. Allahümme اَغْنِنَا بِالْاِفْتِكَارِ اِلَيْكَ وَلَا تُفْكِرْنَا بِالْاِسْتِنَاءِ عَنْكَ تَبَرَّعْنَا اِلَيْكَ مِنْ حَوْلِنَا وَكُوْوَّتِنَا وَالْتَجَعْنَا اِلَى حَوْلِكَ وَكُوْوَّتِكَ فَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ وَلَا تَكِلْنَا اِلَى اَنْفُسِنَا وَحْفَزْنَا بِحَفْزِكَ وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خلقك ve şerefi mevcudatike ve siraci vahdetike fi kesreti mahlukatike ve kâşifi tılsımı kainatike ve dellali saltanat-ı rububiyetike ve mübelliği marziyatike ve muarrifi künuz-ı esmaike ve muallimi ibadike ve tercümani ayatike ve mir'ati cemali rububiyetike ve medari şuhudike ve işhadike ve habibike ve resulikellezi erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel mürselin ve ala melaiketikel mukarrebin ve ala ibadikes salihin. Amin.